Biz dağıtım trafolarının üretimini yapıyoruz. Dağıtım trafoları ne yapar? İsterseniz onu size söyleyeyim. Dağıtım trafoları enerji santrallerde vesaire üretildiğinde kullanılabilir bir enerji değildir. Transformatörler bu enerjiyi kullanılabilir evcil hale getirir ve iletimini sağlar. Bu vesileyle iletimini sağlar. Transformatörün yaptığı görev bu. Enerji dağıtımı ve iletim. Biz Urfa ihracatında son 9 yılda ilk 10'dayız. İlk 3'te 4'te olduğumuz yıllarda oldu. Piyasa koşullarına göre sıralamamız değişiyor. İstikrarlı bir şekilde ihracat yapan bir firmayız. Bünyemizde yaklaşık 60 kişi çalışıyor. Ürettiğimiz ürünleri Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine satıyoruz. Şimdi Urfa sıcak bir bölge, güneşin dik açıyla geldiği bir bölge olduğu için güneşten ve bir kısmen de rüzgardan enerji elde edilebilir bir durum, bir konuma, bir şeye potansiyele sahip. Onun için kirli enerjiden çok temiz enerjinin kullanılması dünya üzerinde çok büyük bir önem ve etki arz etmiş durumda. Biz de elimizden geldiğince bunları kullanalım, hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya hem de şehrimizi kirli atıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Karaca'da Karakolu Mağazası ile birlikte biz çok ciddi çalışmalar yaptık bu konuda. Onlar bize bu konuda fikirlerini beyan ettiler. Biz de daha ciddi bir şekilde bunu ileriye dönük nasıl yapabiliriz şeklinde çok ciddi olduğumuzu kendilerine gösterdik. Ve bu sayede Şanlıurfa'nın yenilenebilir enerji ile ilgili olan en büyük çalışmasını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Her zaman önümüze umutla bakmış bir toplum olarak kendimizi görüyoruz. Geriye döndüğümüz zaman Urfa'da sanayi olarak 15 yıl önce çok da ileride değildik. Yani komşumuz Gaziantep bizden çok çok öndeydi. Ama bu son 15 yıl içerisinde hemen hemen Gaziantep'i yakalamak sürecindeyiz sanayi olarak. Bu da bizim için gerçekten çok güzel ve olumlu şeyler yansıtıyor. Türkiye'nin de yine malum biz bizim ülke olarak enerji kaynaklarımız yok, petrolümüz, doğalgazımız yok. Bizim neyimiz var? Turizmimiz var ve ihracatımız var. Yine dünya konjonktüründe savaşlar, çatışmalardan dolayı tabii ki turist sayısında ciddi düşüşler oluyor. Umarım yanı başımızda özellikle ilk etapta Suriye ve Irak huzura refaha kavuşursa Türkiye'nin de 10 yıl içinde hedeflediği dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine yürekten inanıyoruz. Biz de buna elimizden gelen her türlü katkıyı bir sanayici olarak sunmaya hazırız.